Kur'an-ı Kerim hangi astronomi bilgilerini bildiriyor? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Kur'an'da büyük patlama var mı? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Evrenin genişlemesi Kur'an'da yer alıyor mu? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Kur'an-ı Kerim dünya dışı yaşamdan bahsediyor mu? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Ayın sırları nelerdir? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Kamer suresinde ay ile dünya arasındaki mesafe belirtiliyor mu? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Amerikalılar Apollo 18-19-20 uçuşlarını yaptı mı? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Ayda terk edilmiş bina kalıntıları var mı? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Ayda uzay gemisi ve kadın mumyası bulundu mu? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Çanakkale Savaşı'nda uzaylılar Türklere yardım etti mi? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde. Efendim iyi akşamlar. 21. yüzyıl şifrelerinde yine beraberiz. Bu akşam konuklarım Sayın İlahiyatçı Yazar diyeceğim, değil mi abi? İlahiyatçı ben, değilim ama. Değil misin? Evet, yok. Yani işte araştırmacı yazar. Bu işlerle uğraştığımız için zaman zaman ilahiyatçı zannettikleri oluyor. İlahiyatçı değilim ben. Edebiyatçıyım, tarihçiyim. Yazar. Ama gazeteci diyorlar, yazar diyorlar. Öyle geçip evet. Gidiyoruz yani. Mehmet Ali Bulut abimiz, sevgili arkadaşım Hamza Yardımcıoğlu, araştırmacı yazar. Ve bu akşamki konularımız Kur'an'da uzay, astronomi bilginin bulunması, Kur'an'da dünya dışı yaşam, ayın sırları, aydaki olaylar, üsler ve 18 Mart olması nedeniyle Çanakkale'deki bir kayıp olayı var. Esrarengiz bir olaydır. Bizim alanımıza giriyor. Onu da konuşacağız. Ve bu arada Çanakkale'de şehit olan tüm şehitlerin hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Çünkü bunu övünerek söylüyorum. Benim kendi ismini taşıdığım dedem de Ali Çavuş da Çanakkale'de savaşmıştır. O yüzden bir özelliği var. Evet, Kur'an'da uzay ve astronomi bilgileri ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bu kitabın Allah tarafından gönderildiğinin bir ispatıdır. Onun içindeki bilgiler bugün bize çok hitap ediyor. Bilim dünyasına hitap ediyor. O 1400 küsur yıl önce bize gönderilen bu kitapta ki bilgiler daha yeni yeni keşfediliyor. Ama tabii bu arada onu konuşacağız yeri geldiğinde. Bizim İslam dünyasındaki alimlerin dışında, ilahiyatçıların dışında Amerikalı profesörler inanılmaz bir şekilde Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu da bizim araştırmalar sonucu vardığımız bir sonuç. Evet hocam, Kur'an'da astronomi olayı, uzay konusu çok enteresan bilgiler içeriyor. İşte Allah'ın evreni ol demesiyle yaratması 14 milyar yıl önceki şeyden evren başlıyor. Evet. Yani esasında tabii başlı başına böyle Kur'an-ı Kerim'e uzay çalışmaları diye bakmak, yani Kur'an... Bu bölüm hocam, yani köşeden bir bölüm yani olarak tabii biz kabul edelim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in temel maksadı tevhiddir. Yani bu kainatın Rabbin eseri olduğunu ispat etmektir. Esas evet. Derdi budur. Kur'an'ın asıl
hedefi tevhid, tevhiddir, nübüvvettir, adalettir ve bir de ahiret. Yani temelde bunu anlatır. Ancak ikinci, üçüncü, dördüncü yan yol olarak bilimin, daha doğrusu Allah sonuçları var eder. O sonuçlara varmanın adıdır bilim. Kur'an bize onun ipuçlarını verir. Yani bu evrenin nasıl yaratıldığını, bu evrenin kanunlarının neler olduğunu, hangi usul ile giderseniz nereye varacağınızı, bunun ipuçlarını bize verir. Bu açıdan baktığımızda Kur'an-ı Kerim, insan dışında varlıkların var olduğunu, evet, esasında nasıl ki yeryüzü dop dolu ise, kainatın diğer bütün şeylerinin de gezegen, seyyare, yıldız, her ne varsa, bunların her birisinde kendi tabiatlarına özgün, kendi tabiatlarına uygun varlıklar bulunduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Yani uzayda insan dışında insanın ama melek de olmayan varlıklar bulunduğunda bize Kur'an hissettiriyor. Gök halkı tabiri var. Gök halkı tabiri var zaten. Yani evet. Hatta bir hadis-i şerifte bir tabir var. Diyor ki gök ne, doluluğundan gıcırdıyor. Yani hani ahşap evlerde, eski ahşap evlerde hani çok ağırlık olduğu zaman o ahşap gıcırdı da ona benzetme yapmış. Gök ağırlığından dolayı gıcırdıyor. Dolayısıyla yani insanın kendisinden başka varlık olmadığını veya bilinçli varlıklar olmadığını zannetmesi bir cehalettir, bir küstahlıktır. Halbuki yani bu evrende bile, sadece şu dünyada bile sayısız varlıklar var bizim dışımızda. Tabii 18 bin alem olayı. 18 bin alem tabii ki, 18 bin alem bir olay var. Ben bunun dışında mesela dabbe kelimesini yerlerle de anlıyorum, göklerle de. Bu çok mühim bir mesele. Evet, dabbeyi yani, ben de evet, kitapta şimdi yazmıştım. Dabbe kelimesi bir yaratıktır, bir canlıdır. Daha doğrusu yani, dört unsurdan var edilmiş. Dört yürüyebilen, evet, devinebilen, düşünebilen, şuurlu varlık. Şuurlu varlık. Dabbe kelimesini Cenab-ı Hak sadece yerle ilintilendirmiyor. Yani uzayda da dabbeden bahsediyor. Öyleyse uzayda da melek olmayan, yani kanunlardan ibaret diyoruz. Melekler kanunlardan ibarettir. Kanunlardan ibaret olmayan, en azından nesnel bir varlıkları bulunan, maddi bir varlıkları bulunan bizim gibi yaratıklar, varlıklar, bilinçli varlıklar vardır. Evet. Bunların insanlarla ilgilenmeleri mümkündür. Bunların kendi dışında, nasıl ki biz bugün bizim dışımızda uzayda varlıklar var mıdır diye anteller gösteriyoruz. Tabii çalışmalar. Uzay araçları gönderiyoruz, mesajlar yüklüyoruz, gönderiyoruz. Onlar da bizimle temas etmek, belki de başka yaratıklar var mı diye araştıran başka gruplar da var. Kur'an-ı Kerim bunun sayısız şeylerini, ipuçlarını veriyor. Ama o gözle okumanız lazım. Temel problem Kur'an-ı Kerim'in belki de kasıtlı olarak uzayla ilgili kelimeyi sema diye seçmesidir. Yani evet, bizim sema, kosmos, doğru. Kosmos dediğimiz olayı da sema ile veriyor. Atmosferi de sema ile veriyor. Gök dediğimiz şeyi de sema ile veriyor. Uzay dediğimiz şeyi de sema ile veriyor. Ve insanlar bunu hep gök diye verdikleri için ayetin özünü ıskalıyoruz. Evet. Bunun en başında da Rahman suresinde ki uzay çok açık ve net bir şekilde bunun atmosfer olduğunu net görebiliyoruz ama sonradan görebiliyoruz. Başka bir yerde mesela uzayla Mülk suresindeki sema kelimesiyle de uzayı anlatıyor. Menfis semai, yani göktekiler. Göktekileri eski tefsirler genelde ya melek demişler ya Allah demişler. Halbuki bunların ikisi de o men fiilinin içerisine girmez. Çünkü men dediğiniz zaman siz bir i̇nsan, yaratıktan bahsetmiş olursunuz. Cenab-ı Hakk'ı onunla ifade edemezsiniz. Yani Allah'ı evet. Onunla ifade edemezsiniz. Melekler de ona girmez. Çünkü meleklerin men ile şey yapılmaları doğru değildir. Dolayısıyla bizim dışımızda bizim gibi yani toprak su olmak. Bir katkı yapayım mı hocam? Mesela evet. Göktekiler gölgeleriyle beraber isteyerek veya istemeyerek secde ederler. Derken menfisemeyi evet. Veyahut da menfisemevati olarak da geçiyor olabilir. Çünkü iki türlü de geçiyor Kur'an'da. O ayette nasıl geçiyor belki oradan hatırlarsanız oradan da üstlerinden gideriz. Ama şöyle enteresan bir şey var. Gölgeleriyle beraber secde ediyor olmaları için gölgelerin olmasa bir insan olması cismani olması lazım. Evet, tabii ki. O çok tartışmalı yani üzerine tartışılmış.
Bu göktekiler tamam var, akıl sahibi, menfis semai, gökteki akıllı canlılar ama melek midir değil midir? Meleklerin cismani bedeni var mıdır yok mudur sorusu o zaman burada ortaya çıkıyor. Meleklerin cismani, cismani bedeni yoktur. Meleklerin kendilerine göre bir bedenleri vardır ama bu gölgesi olan aynada yansıyabilen bir gölge değildir. O zaman soru şu, gökte cismani bedeni olan dolayısıyla gölgesi olan varlıklar kim? İşte tam ben soru de bunu söylüyorum. Yani normalde bunlar var. Bundan bir belki 10-15 sene kadar önceydi bir arkadaşımızın ısrarı üzerine ben Kur'an-ı Kerim'de insan dışı uzay yani uzay varlıkları, uzaylı varlıklar var mıdır diye veya Kur'an-ı Kerim insan dışı varlıklardan bahsediyorum hani meleklerden başka. İşte bildiğimiz melek, iblis, şeytan ve insan. Bir de cin var. Biz bunları normalde Kur'an bu kategorileri veriyor. Ne? Melek, cin, şeytan, işte iblis var bir de. Evet. Bunun dışında bir şey yok. Bizim mesela balık dememiz gibi. Denizde ne yaşar? Balık. Ama balık yaşıyor da balina da var, yengeç de var. Efendim işte hiç birbiriyle örtüşmeyen tamamen farklı türler var. Binlerce, yüz binlerce türler var. Ama biz hepsine balık diyoruz. İşte bunun gibi evrende her şeye melek dememiz, şeytan dememiz, iblis dememiz buna benziyor. Peki şey soracağım. Mesela ben o verdiğim örneği de biraz kendi verdiğim örneği çürütüyormuş gibi de olabilir ama. Şimdi Hazreti İbrahim'e gelen melekler vardı. Lut kavmini önce yok etmek için gelmişlerdi ama önce Hazreti İbrahim'e uğradılar. Uğradılar. Şimdi onları insanlar gördükleri zaman insan zannettiler. Onların peki şeyi nasıldı? İşte bakın bunlar da birer kategori. Şimdi normalde bir insanlar gibi gerektiğinde yiyebilen varlıklar var. Hazreti Hızır onlardan birisidir. Yiyebiliyor. Yani bu evet, bir balık yeme meselesi. Tabii ki hayır yemek yiyebiliyor. Sizinle oturabiliyor. Temessül edebilen var. Temessül etmeyen var. Temessül dediğim senin formatına giriyor. Senin formatına girebilmesi için yapısının buna uygun olması lazım. Cebrail mesela temessül edebilmiştir. Kim gibi yapmış? Dahiye gibi diye meşhur bir sahabi, yakışıklı bir sahabi. İnsan formatına giriyor yani. İnsan formatına giriyor. Meryem'e göründü zaten Cebrail aleyhisselam. Hazreti Meryem'e göründü. İnsan tabii, suretinde yok, o işte bakın. O da ayrı bir şey. Çok güzel bir şey hatırlattın bana. Meryem'e rızık getiren, bir şey getiren, meyve getiren ve onu ona ilgah eden, yani nefes üfleyen Cebrail değildir. Cebrail'de bunu yapabilecek unsur yok. Bu beyt ona ne diyor? Ruhul Kudüs diyor. Evet. Ruhul Kudüs da kutsanmış ruh. Yani bu illa bunun illa Cebrail olması gerekmiyor. Evet. Muhittin Arabi diyor ki Hazreti Meryem'in o nefesten döllenebilmesi için o varlığın tabiatında buhar bulunması lazım. Ya çok enteresan bir şey yani çok ince bir şey. Evet yani Meryem'in diyor bir kadının o nefesten döllenebilmesi için onun buhar ve nem taşıyor olması lazım. Dolayısıyla bu bir meleğe ait olamaz. Buradaki Ruhul Kudüs bizim bildiğimiz bir melek değildir. Tıpkı mesela Bediüzzaman'ın bir sözü var diyor ki çiftçi melekler var diyor. Onlar da ziraatçıdır diyor. Yani bizim bildiğimiz melaikeye benzemezler fakat onu da o işi yapıyorlar. Şevahit melekleri var. Onlar da silahlıdır. Yani bayağı savunma yapan işte diyelim ki uzay halkını koruyan, uzay halkını galaktik hükümeti kabul edersek galaktik hükümetin sınır kapılarında bekleyen şeyler var diyor. Devriyeler var. Devriyeler. Bunlar da bildiğimiz meleklerden farklı. Peki ruhaniler olarak mı kastediyor bunu? Hayır. Yani melek bunlar varlık doğrudan. Dabbe var kısmına giriyor işte. Dabbe kısmına. Bunlar hepsi dabbe kısmına giriyor. Şimdi mesela Hazreti Meryem diyor her yanına girildiğinde evren dışı yani doğru bu dünya dışı şeyler bulundu yanında. Rızık buluyor. Rızık. Bu dünya dışı meyveler, sebzeler neyse. Şey diyor ki Zekeriya bunlar sana nereden geliyor diyor. O da diyor ki bana Rabbimin katından geliyor. Bunu getiren bildiğimiz melek değil. Evet. Yani bununla müekkel uzay halkıdır. Uzay halkıdır. Bunları söyleyince insanların şeyi dönüyor. Yani mevcut ezberler bozuluyor. Ama bu böyle. Yani şimdi çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. Ben de yaşıyorum burada topraksı. Maymunlar da yaşıyor topraksı. Hayvanlar da yaşıyor topraksı. İşte böcekler de yaşıyor topraksı. Bunların her birisi yani bir su deniz anası neredeyse sudur. Deniz anasından insana kadar sayısız varlıklar var. Suda yaşıyor, toprakta yaşıyor tabii ki. Hepsi... Hayır yani şimdi bakın çok özür diliyorum. Köpekler de bir varlıktır. Ve bizimle birlikte yaşıyorlar. Kediler de bizimle yaşıyorlar.
İşte bir yıl mesela varlıklar var. Bunlar hayvan diyorup geçiyoruz ama bunların her birlerinin kategorileri farklı, yaklaşımları farklı. Biz bunların hepsine hayvan dedik. İnsan da bir hayvan. Konuşan hayvan dedik insana. Evet. Konuşan hayvandır neticede. Hani denizden altında mikroorganizmalar var mesela. İşte ne işe meseleye böyle bakıldığında anlaşılabilir. Melaike deyip dediğim zaman melaike yetenekler taşıyan demektir. Melek, meleke diyoruz ya hani biz melekesi diyoruz. Meleke güç, kuvvet ve yetenek demektir. Yeteneği bulunan varlıklar. Şimdi bunun hepsine melek demişiz. Bu bizim zihnimizi daraltıyor. Açtığımız zaman diyorum ki yani hamam böceğinden insana kadar veya deniz anası dediğimiz yani neredeyse evet. Su deniz anasından balinaya kadar. Envai türlü kategoriler ve varlıklar var. Siz biz bunların hepsine balık diyoruz ama kusura bakmayın hepsi balık değil yani. Ayrı deniz, ayrı balık acayip şeyler var. Deniz canlısı yani. Gibi bir şey deniz canlısı lazım. Evet. Temelde. Uzay canlıları da sadece melek değildir. Hatta iblis mesela bir şeydir yani uzaylıdır iblis. Burada biraz sürgünde. Şeytan yeryüzünün varlığıdır. Yani şeytan da bir varlık ama bu yeryüzünün varlığı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i dikkatle okuduğumuz zaman her bir noktasında biz görüyoruz. Yani bunun dışında şeyler var. Ancak Kur'an onları eski kavimlerin kafalarını karıştırmamak için, akıllarını bulandırmamak için bunları tasrih etmemiş. Bunları sembollerle anlatmış. Bugün biz onu anlıyoruz. Mesela diyor ki... Yani direkt uzay ve uzaylılardan bahsetmiyor. Ama olsaydı o zaman tabii kitabın şeyse diğer şey, yani kavimlerin eline geçecekti. Hristiyanlar Yahudilerin eline geçecekti değil mi? Geçti. 1400 yıl geçti. Evet. Son 100 yılda veya son 50 yılda biz şu meseleleri tartışabiliyoruz. Çünkü bilim yeni yeni bunları anlamamıza yetecek hale geldi. Evet, daha önce gelişti. Yoktu ki yani. Bilim tabii. Gelişti. Bilim geliştiği için Kur'an'ın ne demek istediği anlaşılıyor. Şimdi mesela bir şeyden önce de konuşmuştuk. Vakıa suresinde. Diyor ki yani bir yeryüzünün yaratığından bahsediyor. Diyor ki siz insanın yeniden yaratılmasında insana benzer varlıkların oluşturulmasında ve bilmediğiniz şekilde insanın inşa edilmesinde beni geçemezsiniz. Ne demek yani? Şimdi bir Cenab-ı Hak ile bir yarış mı var ki beni geçemezsiniz diyor. وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Hocam peki o zaman şeytan hitap etmiyor mu? Çünkü şeytan ben senin yaptıklarının neslini bozacağım. Yani evet. Yaptıklarını bozacağım diye bayağı meydan okuyor. Şeytanın burada bir şey yapma gücü yok. Çünkü şeytan tek unsurdur, ateştir. Ve dolayısıyla fizik etki yapamaz. Bu ne evet. Yapıyor? Beni kullanıyor. Bu fiziği etkiyi ben yaparım. O bana etki veriyor. O bana ilham veriyor. O benim zihnimi açıyor. Ben de bakıyorum ve yapıyorum. Ya harap ediyorum, ya tahrip ediyorum, ya da düzgün yapıyorum. Ama bunu insan yapıyor. Dolayısıyla... İnsan iradesi evet, ve beyni. Hayır, tabii ki yani dolayısıyla yani şimdi bu bunları doğru anlamak lazım. Biz şimdi anlıyoruz. Evet. Şimdi anlıyoruz. Evet, neden? Doğru. Çünkü bilim bunu anlamamıza fırsat verecek bir noktaya geldi. Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan muhakkak ben şimdi zaman zaman müfessirlere söylüyorum ve buradan da ilahiyat veya diyelim ki İslam mensupları yok değil mi? İlahiyat fakülteleri var sadece. Evet, ilahiyat fakülteleri. İlahiyat fakültelerinin tefsir bölümlerinde çalışan veya orada okutmanlık yapan veyahut okutan hocalarına buradan sesleniyorum. Allah rızası için bu eşyaya dair bilgileri kavramış insanlarla Kur'an tefsir edilsin. Yani mesela diyorlar ki bilim lazım değil. Bilim olmadan bu Kur'an'ı asla izah edemez. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ Ne demek diyor? Semaya ve Tarık'a yemin olsun. Hiçbir izah yok. Tarık bir anda çalıp gelen diyor. Kapıyı çalana and olsun. Zaten devamında diyor. Evet. Yani ışınlama gibi bir şey yani. Ne? Bir anda tayyi mekan veya ışınlama gibi evet. Bir olay. Yani Tarık dediğimiz yani işte mesela, vakit o anlama mı geliyor? Yok işte nedir bu? Yani bir anda kapıyı çalıp gelen diyor. Bir anda kapıyı çalan diyor. Evet, geliyor. Semaya ve kapıyı çalana and olsun. Bunu niye bilmiyoruz? Mesela وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ السَّدَى Döndürücü göklere yemin olsun ve yükseltici yere yemin olsun. Şimdi bugün biz bunların her birisini bu şekilde geçiyoruz. Halbuki mesela atmosferin dinamiğini biz öğrendiğimizde içeriye giren o mesela diyelim ki bir güneşle ilgili bir ışının içeride sıçrama yapması. Buradan ben bir anons yapıyorum. Gidiyor uzaya çarpıyor ve tekrar dönüyor. Eğer o uzay olmazsa böyle bir ses olmayacak. Bir yayını olmayacak. Bir yani radyo dalgalarını atmosferin üst katmanları bize geri döndürüyor. O geri döndürme özelliği dediği, olmazsa uzaya yazacak. Zat-ı rac dediği bu. Zat-ı rac. Eğer yani o rac olmazsa Kur'an yani göğün bu özelliği olmazsa
biz radyo dalgalarını, efendim televizyon yayınlarını, sesleri, bunların hepsi uzay boşluğuna uçup gidecek ve bir daha gelmeyecek. Ama evet. Kur'an buna izah ediyor. Bununla ilgili doğru dürüst bir tefsir yok. Bununla ilgili doğru dürüst bir açıklama yok. Neden? Çünkü Kur'an'ın içerisindeki kelimeler ezberlenmiş tek düze. Bundan 50 sene, bundan 500 sene, 600 sene önce onlara bindirilmiş anlam ve manalarla biz onları anlıyoruz. Yani uzay, bu semanın neresine uzay, neresine gök, neresine atmosfer diyeceğimiz henüz belli değil. Doğru, mi? Evet hocam, o şey var. Yani sema ile birlikte biz uzayın tabii burada sultane bir güçle uzaya gidilebileceği tabii bahsediliyor ki, yani. Çok net söylüyor. Mesela o başlı başına bir meseledir. Ya ma'şaral cinni vel insi. İn istata'tum en tenfuzu min aktaris semavati vel ardi fenfuzu la tenfuzuna illa bi sultan. Füze 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 diyor. İnsanlar da yukarıya çıkan şey füze demişler. Evet. Diyor ki ey insanlar ve cinler topluluğu, gücünüz yeterse yeklerin, yerlerin ve göklerin katmanlarını delerek, aşarak geçiniz. Bunu yapamazsınız. Ancak çok zor bir güç kullanarak, çok büyük bir güç kullanarak bunu yapabilirsiniz diyor. Şimdi sultan kelimesini kullanıyor. Tabii adam sultan saltanattan başka bir şey bilmiyor. Yani saltanattan bir şey bilmiyor. Sultanın ne olduğunu, sekalan kelimesi geçiliyor mesela. Eyyühe sekalan kelimesi. İki süper güç demektir bu. Sekalan kelimesi, ancak biz buraya geldik. İki süper güç tabiri kullandığı zaman bunun aynı zamanda iki devlete hitap ettiğini görüyoruz. İkisi de uzay çalışması yapıyor ve ayet iki uzay çalışması yapan güçten bahsediyor. Bu kadar muhteşem ipuçları veriyor ama biz eski literatürü evet, tekrar edip durduğumuz ve aktardığımız için yeni şeyler göremiyoruz. Ha, ama ben bunu NASA'da Batılıların Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuduklarına dair öyle çalışmalara şahit oldum ki hüngür hüngür ağladım. Ben az önce dedim hocam, evet, onlar şey yani yapıyor, çalışıyor. Biz Kur'an'ı gidiyoruz, şeyde okuyoruz. Hocam, mezarda okuyoruz. 1920'li yılların başlarında hocam biraz Edwin nefes al, Hamza ile biz devam Edwin edelim. Edwin Hubble büyük bir keşif yaptı. Evet. Bu da evrenin genişlediği keşfiydi. Bunu nasıl yaptı işte? Işık tayfındaki hızla mora kayma, yani gözlemlenen cismin uzaklaşması, yakınlaşması, o Doppler etkisi denen prensipten hareketle bu bilgiye ulaştı. Baktı ki bütün galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. O zaman dedi ki uzay, evren genişliyor olması lazım. Bu nereye gidiyor bunlar? Bu genişleyen evren teorisi, Expanding Universe denilen model 1920'li yıllarda ortaya kondu. Bütün dünya çarkalandı. Bütün astronomi bilimi bunun üzerine yeniden bina edildi. Bütün teoriler. Ama halbuki bu Zariyat Suresinin 47. ayetinde zaten vardı. Biz göğü yarattık, onu genişletiyoruz. Görmezler mi onun iki tarafından tutup genişletiyoruz diyor. Aslında bu çok ilginçtir. Senin elinde balon gördüm. Evet. Şimdi aslında balon tam balon gibi büyüyor yani. Aynen, sanki merkezden üfleniyor ve müthiş bir şekilde. Evet. Ve Allah şey gibi bir balon üstüne noktaları koyun. Evet. Ondan sonra o balonu şişirdiğiniz zaman ne olacak? Balon şiştikçe noktaların arasındaki mesafeler açılacak. Mesela ben de bir tane balon getirdim ama başka bir şey için. Bu konuyla alakalı değil. Bu başka bir deney. Boyutlar belki biraz sonra bu uzaydaki boyutlar meselesine gireriz diye. Ama balon genişleme de balon tekniğidir. Evet. Yani genişlemesi de balon tekniğidir. Evet. Yani esasında mesela yine Vakıa suresinde bir şey var. Diyor ki yıldızların yerine and olsun. Bilseydiniz bu ne kadar müthiş bir yemindir, o zaman bu Kur'an'ın ne kadar kerim bir kitap olduğunu bilirdiniz diyor. Şimdi önce yıldızın yerine and olsun diyor. Biz bilmiyoruz yıldızın yeri nedir. Ama bugün bize bilim söylüyor yıldızın yeri nedir. Geçen sizin programınızda da temas etmiştiniz. Evet. Yani yıldızın yeri ölmüş bir yıldız. Ölmüş bir yıldız. Bütün elektronlarını tüketmiş, nötron ve proton çekirdeğinden ibaret hale gelmiş ve kendi cisminin hacminin 1 milyon katı küçülmüş. Onun içinde uzayın içinde kaybolup gitmiş bir şey. Patlayıp durduğu zaman uzayı genişletiyor. Bunların hepsini bize haber vermiş ama. İşte yani. Kara delik. Işığı sönüyor, içine çöküyor. Muazzam dev bir kütle o kadar küçücük bir yere sığıyor ki. Düşünün mesela. O Zülkarneyn ayetlerinde çok güzel anlatılıyor kara delikler. Yani evet, mesela orada da söylüyor. Aynen Hamiye. Bu kara balçık bir göze. Kara deliği tarif ediyor. Gerçi o Kore'ye girersek biraz başka tarafa geçecek. O tarafa şeye geçeceğiz. Özet olarak başka bir şey ona benzer. Mesela Mehmet Ali Hoca'nın bahsettiği yıldızın yerinden hareketle başka bir tane daha ekleme yapacağım. Şimdi kara delikler nasıl oluşuyor? Devasa kütleler içine çöküyor. Bütün o koskoca kütle o kadar küçücük bir yerde sıkışıyor ki
Orada artık madde özelliği ortadan kalkıyor. Ortaya çıkan muazzam çekim kuvvetinden. Karadeliğin tam bir özetini verelim de. Işık bile. Güneş sistemini yok edebilecek bir yutuyor, enerji. Yutuyor bütün maddeyi. İçerisinde güneşi, ne mekan güneşi, var? Güneşi, gezegenler hepsini. Ne diyelim. Zaman var? Zaman mekan. Bizim bildiğimiz fizik evrenin ötesinde bambaşka kurallar işliyor orada. Çünkü bütün madde özelliği kaybolmuş. Zaman da yok olmuş. Mekan da yok olmuş. Ama bunu veren, ona bu gücü veren, onun muazzam kütle yoğunluğundan kaynaklanan kütle çekimi. Şimdi kütle çekiminden dolayı ışık bile kaçamıyor. Evet. Işık bile yok. O yüzden kara delik adı da oradan geliyor. Evet. Mesela ve izen sema ufuricet ayeti var. Ve ondan önce ne diyor? Ve izen nucum tumiset ve izen sema ufuricet. Evet. Ve o yıldızların ışığı söndüğünde ve gök kapısı açıldığında. Burada birebir şeyi tarif ediyor. Kara deliği tarif ediyor. Evet. Mesela bu iş konuşulmamış bir şeydir yani. Bir şey vereyim. Tamam. Biz nefes alalım. Ben de bir anons yapayım. Sevgili izleyiciler, Facebook'ta 20. yüzyıl şifre sayfasından bize maillerinizi gönderebilirsiniz. Telefon numaramızı arkadaşlarımız veriyor. Ondan da arayabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Evet, yani demek istediğim özetle, Kur'an'da bu bilgiler var. Hani az önce de işte bu Edwin Hubble örneğinden verdik ya, 1920'li yıllarda bir keşif yaptı, dünya çalkalandı. Zaten vardı. Evet. Kur'an'da vardı, bu 1300-1400 yıldır vardı. Şimdi burada tabii bunun gibi daha bir sürü örnek çok var yani. Kur'an-ı Kerim bize bunları bildiriyor. Bize bilimsel bir takım şeyleri de veriyor. Ama tabii İslam alimleri o kadar çok konular üzerine çalışmalar yapmış ki. Yani bakıyorsun matematik, cebir, geometri, fizik, kimya bunların dalında bir astronomi var. Tabii. Yani hemen hemen hepsinde İbn-i Sina'da bile astronomi merak salmış. Yani zaten o olmazsa olmaz ki. Şimdi sen var. Bir yerden sonra yani, tıkanmış. Mesela bak az önce de konuşmuştuk kendi aramızda. Evet. İşte Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde işte bu Nuh'un gemisiyle ilgili ayetlerde işte ve fara ettenur tenur feveran ettiğinde diyor ya, gemiye binin diyor ya, tenur nedir? Bu konuşulmuş edilmiş o dönem mesela 1900'lü yılların başlarında Elmalı Hamdi Yazır demiş ki bu buharlı geminin buhar şeydir mekanizmasının motoru. Yani belki işte bugün o doğrudur. Bakın ama üzerinden 100 sene geçmiş. Ha, 100 sene geçmiş. Bugün motor sistemi nereye ulaştı veya mesela nerelere vardı? Şuna getireceğim. Evet. Belki Elmalı Hamdi Yazır bugün yaşamış olsaydı, o tefsiri bugün yapmış olsaydı. Nükleer diyecek. Belki nükleer reaktör kesin diyecekti, onu diyecektir. Çünkü fara kelimesi ısıldamaktır. Yani aynı zamanda ışıldamak diyorum. Parlamak, harlamak değil sadece. Işıldamak diyorum. Yani bir radyoaktif maddenin açığa çıkmasını da esasında şey yapıyor. Yani fara tenur, tenur dediğimiz bayağı ocak. Evet. Yani ocak. Ama aynı zamanda dar bir alana sıkıştırılmış bir enerji de demektir bu. Ocak öyle ya zaten. Evet. Dar alanda yüksek enerji, yüksek ısı var. Evet. Isı, enerji yani işte. O. Yani bunu belki ileride başka şeyler çıkacak ama o fara tenur kelimesi onu da karıştırıyor. Esasında fara tenur kelimesini kullanması ve aynı zamanda da fülk kelimesini kullanması bizi bir noktada şaşırtıyor. İnsanlar fülk kelimesini duyar duymaz, gemi kelimesini duyar duymaz Hazreti Nuh'a çakılıyorlar. Hayır, evet bunu geçiyor ama Cenab-ı Hak hiç Nuh'tan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresinde bahsedilen gemi Nuh'un gemisi değildir. Nuh'un gemisi örneklemesidir. Onun benzeridir. İnsanın zürriyetinin binip gideceği, belki bu dünyayı terk edeceği bir gemidir. Çünkü bu filkü fülkül meşhun ve onu bi a'yunina, gözümüzün önünde akıp gitmesi diyor. Bu nedir? Esasında yani orada Cenab-ı Hakk'ın bi a'yunina, gözümüzün önünde akıyor olması demesi, bunun kıtalar şey diyorum, gezegenler ve şeyler arası, az önce dedin ya, uzaylar arası, evet, akıyor olma, evet, galaksiler arası, evet, gidiyor olmasıdır. Dolayısıyla insanoğlu bir gün gelecek, hayat şartları dünya üzerindeki atmosfer içine sığdırılmış, içine sıkıştırılmış bir gemiye binip gidecek. Bugün yapmıyor mu? Bugünler bunu yapıyorlar. Bugün filmlerde var. Amerikan filmlerinde seyrediyoruz bunu. İşte hatırlıyorsunuz. Bu Kamer suresinde bahsedilen budur. Kamer suresi. Bu şunu da gösteriyor. Kamer suresi ileride gerçekten bu çalışmaların üstü haline gelecek. Buradan gideceğiz yani, bir dinlenme molası veriyoruz ya şeylerde, büyük yollarda. Dinlenme molası verilmiş yerlerden birisi olacak ay. Burnumuzun dibinde ay. Evet, veya ay. Yani dönüşün ilk mola yeridir. Bunu çok şey veriyor. Sonra me'ariç bir tabir kullanılır. Gökler zül me'ariç diyor. Yani me'ariç dediğimiz bayağı merdiven demektir. Veya demek ki asansör demektir. Bakın bir gün mesela diyelim ki siz buradan aya bir ip bağlasanız bunun arasına gidip gelecek bir merdiven yapabilirsin ve bunu da Ay suresinde, Kamer suresinde görebiliyoruz, Me'ariç suresinde görebiliyoruz.
Kur'an-ı Kerim 400 bin kilometre yani buradan ay. Evet. Kur'an-ı Kerim insanlığın önüne o kadar müthiş şeyler atıyor ki ipuçları. Yeter ki siz oturup çalışın. Fakat bakmıyoruz yani. Diyor ki göğe merdiven nasıl olacak ki diyor. Hiç düşünmüyor ki kanunu kullanmayı. Yani onu yapacak kanunu kullanmayı düşünmüyor ki. Şimdi düşündüğünüz herhangi bir şey siz attığınızda düşer. Bu sünnetullah'tır. Ama Allah dilerse kendi kelimesi bakidir. Siz havanın taşıma kuvvetini veya yer çekimini yok etme kuvvetini kullandığınızda havada koca 100 bin tonluk bir şey bir enteresan bir şey. Şimdi Miraç olayını biliyoruz. Yani şey olarak az çok diğer şey açısından da biliyoruz ama daha perde arkası var bana göre. Yani Allah ol deseydi Hazreti Peygamber bir saniye bile sürmezdi. Göz açıp kapayana kadar yanında olurdu. Ama onun bir kademelerle geçiş yaparak katları geçerek ben mesela diyor ki Cebrail beni diyor karanlık bir denizden geçirdi diyor. Şimdi karanlık deniz tabirine baksanız hocam evet. Uzay bu yani bunun da hiçbir açıklaması olmaz. Uzaya geçip de gittiğini burada görüyorsunuz. Belli kademelere geçerek bu bize mesaj aslında. Yani siz eğer bilime inanır çalışırsanız bunları çözerseniz. Bravo. Esasında insana bunu öğretiyor. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler var. İnsanın beşerin şeyine göre anlatıyor. Cenab-ı Hak diyor ki benim katımda bir gün sizin saydıklarınızda 1000 yıldır. Allah'ın katında gün yoktur. Şu kadar aklınız varsa zamanlı bir yaratığın ilah olmadığını bilirsiniz. Zaman dünya için evet, geçerli. Eğer Allah'ın katında bir gün varsa isterse bu bir katrilyon yıl olsun. Bir günü bir katrilyon yıl olsun o ilah olmaz. Evet. Yanlış mıyım? Doğru hocam. Zamana tabi ise zamana tabi ise o bir yaratıcı değildir. Zamanın mahlukudur. Yani zamanın içinde bir yerdedir. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki benim katımda bir gün onun katında bir gün demiyor benim katımda. Onun katında bir gün sizin saydıklarınızla 1000 yıldır. Bu haşa zamanın katı olmasın. Bize evrene dair bir bilgi veriyor. Diyor ki burada göreceli zaman var. Tayin evet. Zaman var. Efendim uzay içerisinde gezmek var. Sen zamanı böyle ölçersin. Zaman sende böyle akar. Burada böyle. Benim kanaatim uzayın dip akıntısını veriyor. Evrensel yani yıldız zamanını veriyor. Yıldız zamanı ile dünyanın döngüsü arasındaki zaman farkı yani dünya hızına göre evet. Ölçümlediğimiz bir zaman ile evrensel o yıldız zamanı dediğimiz hani bazen geçiyor tabir olarak yıldız zamanı. Yıldız zamanı ile dünya esaslı bir zaman takvimi arasındaki farktır. Yani dünyanın döngüsüne göre 1000 yıl geçecek ki o uzay zamana göre bir gün olsun. Bunu veriyor ama biz bunu yani tevillerle yani Allah'a da zamanı yakıştıramıyoruz çünkü zaman olmaz. 1000 türlü tevillere giriyoruz. Başka bir kutur veriyor. Diyor ki melekler onun katına 50.000 yılda çıkarlar. Ha Allah'ın katı da varmış demek ki yani. Yani hem zaman var hem evet. Mekan var. Eğer bir mekana 50.000 yılda çıkılıyorsa yani buradan bir yer var yani. Orada oturuyor. Sümme haşa. Böyle bir şey olur mu? Hayır. Neyi veriyor? Uzayı veriyor bize. Bu evrenin içinde bulunduğumuz uzayın ya şeyini enlemini veriyor ya boylamını veriyor. Hocam ama ben size bir katkı sağlayayım burada. Bilim adamları geçen sene açıkladılar zaten bir şey keşif bulundular. Uzayda bir yıldız bölgesini tespit ettiler. Dünyadaki okyanusların, denizlerin toplamının 2.5 trilyon fazlası su buldular uzayda. Normaldir zaten bakın. 2.5 trilyon fazlası hocam düşünebiliyor musunuz? Çok güzel bir yere temas ettiniz. Cenab-ı Hak diyor ki ben her şeyi su ile diri kıldım. Peki bizim başımızda, bizim dışımızda dirilik yok mudur? İnsan diriliğinden başka dirilik yok mudur? Evren dirilikle doludur. Evet. O zaman nasıl diyebilirsiniz ki dünyanın dışında su yoktur? Her bir yerde su vardır. Hatta diyebilirim ki taş bizatihi sudur, donmuş sudur. Ama bize taş olarak görülüyor. Evrenin her tarafında düşün, su vardır. Evren o kadar büyük evet. Ki bunun büyüklüğünü anlamak için bir iki tane örnek de vermek lazım belki. Şimdi biz dünyayı bu kalemin ucu olarak kabul etsek veyahut da toplu yine ucu. Güneşi alsak, onun yanına koysak bir portakal büyüklüğünde. Ve o dünya, bu toplu iğne ucu o portakalın etrafından o kadar geniş bir mesafede dolanıyor ki portakal burada olsun, Sefaköy burası. O toplu iğne ucu da Tekirdağ'dan döner. Oradan çok evet. Uzak. Yani o yani dünya yani güneşi elma kabul etseniz doğru söylediniz. Şimdi bu bir güneş sistemi. Daha uzaktan dolanan gezegenler var. Güneş sistemi. Şimdi biz galaksi içerisinde sayısız yüz milyarlarca güneş Samanyolu sistemi var. Samanyolu içerisinde 320 milyar güneş olduğu tek söyleniyor. Bir galaksi, tek bir galaksi.
Uzayda bizim galaksimiz gibi 100 milyarın üzerinde galaksi var. Böyle devasa bir alandan bahsediyoruz. Yani bu koskoca alanı getirip bizim kendi Türkiye'de bazı profesörler de uzayda hayat yoktur deyip işin içinden çıkıyor. Ve bu adam üniversitede ders veriyor. Böyle birinden 4 aydır randevuleşip de bir programa çıkacaktık. Ortada yok kendisi. Olsa benim soracağım bir tane var ki, hocam dünyada bir tane bilim adamı var, o da sizsiniz diyeceğim. Ne kadar mantıklı bir açıklama yapmış olacağım. Değil mi? Komik olan bu. Hocam sorular geliyor. İzleyicilerimizden Gökçek Şafak diyor ki, hayırlı akşamlar demiş. Son zamanlarda göklerden garip sesler duyuluyor. Gerçekten bir olay var mı, bir şey var mı diye zaman zaman medyada da çıkıyor. Yani İstanbul üzerinde de falan duyuluyor da. Şimdi tabii bir şey olur mu bulmaz mı bilmiyorum ama Mülk Suresinin 17. ve 18. ayeti gök halkıyla insanlar arasında bir kapışma olacağını net gösteriyor. O Mülk Suresi evet. Benim 17. sure, 17. ayet, evet. 18. ayet. Çok net bir şekilde. Nasıl hocam, nasıl anlatıyordu? اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرًا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرًا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُرُ Diyor ki, o uzaydakilerin veya göktekilerin ansızın sizi saldırıp, size saldırıp sizi yerin dibine geçirmeyeceğinizden emin misiniz? Yahut siz en ansızın o uzaydakilerin size saldırıp sizi yerle bir, size dumansız eriyiklerle saldırıp sizi tarumar etmeyeceklerinden emin misiniz? Emin. İşte korkutulmak neymiş göreceksiniz o zaman diyor. Evet. Yani böyle bir tehdit var. Açık bir şekilde. Emintum men fissema an yaksife bi kulak. Orada klasik tefsirciler şeye getiriyorlar. Evet. Yani gökteki haşa Allah'mış. Allah onların başına kıyameti patlatacakmış. O ayet ona şey, Evangelist'in Armageddon savaşı meselesine dönüşüyor. Bakın gökten bir parça üzerimize düşmesi. Kisefen diyor. Gökten bir parça düşmesi. Yahu be kardeşim, bugün gökyüzü çöplüğe dönmüş. Binlerce uydu var. Binlerce. Demek ki ileride daha neler olacak ki? Ve ciddi manada insanlık için bu şey olacak. Tabii sadece kuyruklu yıldızlar veya meteor bozuntuları, kırıntıları, döküntüleri, bunlar da olabilir. Yani çok ciddi bir şekilde herhangi bir yıldız kütlesinin patlaması veya uzayda meydana gelebilecek çok kitlesel bir patlama neticesinde uzaya saçılacak o parçaların birisinin gelip dünya çatması mümkündür. Kisefen kelimesini kullanıyor. Bu bir şeydir, maddedir. Göktaşlarından da bahsediyorlar. Yani bazı göktaşların geleceği dünya üzerinde falan. İşte hani kisef kelimesini kullanıyor. Bu sıkıştırılmış bir kütle demektir yani. Bu şey de olabilir. Evet, bir yıldızlardan kopmuş, gezegenlerden kopmuş bir kütle de olabilir. Ama bizim buradan gönderdiğimiz ve üstümüze düşecek şeyler de olabilir. Yani bunlar daha tabii ileride nereye varacak tam bilemiyoruz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim esasında o kadar muhteşem bir gelecek algısı var ediyor ki okuyabilen için. Müthiş bilgiler içeriyor. Evet. Yeter ki o çalışmalar. Bir de ben şu gökten gelen sesle ilgili soru var ya, biraz da şunu düşünüyorum. Böyle bir teorim var benim. Bunu başkaları da düşünmüştür muhakkak. Şimdi dünyayı yöneten işte iki tane süper güçten bahsettik ya, evet, daha doğrusu evet, atıf yaptık. Amerika, Rusya. Şimdi Amerika dünyayı en çok kontrolü altında tutan yıllarca bir ülkeydi. Gerçi onun arkasında da İsrail var aslında. Bir ülkeye de indirmemek lazım. Bir gruba şey yapmak lazım. Bunlar ne yaptılar? Soğuk Savaş bu süresi boyunca ta ki 91 yılına kadar, 91'lere kadar. Buna bir devam edelim Hamzacığım. Çok kısa bir söyleyeyim mi? Çok kısa söyleyip bitireyim. Ara vereceğim. Dünyayı Rusya ile korkuttular. Geldik 2000'li yıllara. Yeni bir öcü lazım oldu. O da getirdiler, İslam'ı koydular. Evet. Bu da bitiyor. O süreç de bitti. Uzaydan gelen bir tehlike öcüsü önümüze koyup ona devam şey yapabilirler. Benim de şeyim var. Efendim, kısa bir aramız var. Aradan sonra biz yine buradayız. Kur'an-ı Kerim dünya dışı yaşamdan bahsediyor mu? Az sonra 21. yüzyıl şifrelerinde.